yazan ve yazmaya devam eden isim herhalde. O bizimle birlikte olacak. Ama hafta sonu Ayçiçek Yağı konusunda yaşanan o görüntüler herkesi çok etkiledi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aslında o görüntüler sadece Ayçiçek Yağı yokluğu meselesinden değil. Birazdan onu konuşacağız. Aslında ekonomik sorunun, ekonomik krizin nereye geldiğini göstermesi açısından önemli. Belki çarşamba günü de bunu konuşuruz Barış. Çünkü insanlar yağ bulamadıkları ya da marketlerde yağ olmadığı için değil, yağ fiyatları yukarı gideceği ve bir indirim algısı olduğu için bunu yaptılar. Yani ekonomik olarak çok zorda oldukları için ekonomi rekor büyüdüğü halde büyüyen aslında üst gelir grupları olduğu, orta ve alt gelir grupları çok zorda olduğu için o görüntülere tanık olduk ve o görüntüleri yaşadık. Alekber Yıldırım gelmeden sen de lütfen bu konuda birkaç cümle söyle. Sana %100 katılıyorum. Şu açıdan bir bu yağ görüntüsü bir infial yarattı. Bu arada ben mesela keşke ayçiçek yağını daha az tüketsek, değil mi? Sen de o fikirdesindir. Başka sağ. Zeytinyağı elimizi kesmesek de zeytinyağı zeytinyağı tüketsek tüketsek falan. Şimdi ama bizzat yapılan açıklamayı söyleyelim. Hayır, yağ yokluğundan değil, indirim yapıldığı için izdiham oldu. Şimdi Hürriyet gazetesi gitmiş diyor ki evet indirim olmuş, biz olayın aslını öğrendik. Tabii ki bakanlık kaynaklarında ne kadar indirim olmuş emin biliyor musun? Diyor ki, açıklamayı söylüyorum, 135 liradan 115 liraya düşmüş. Yani diyor ki Türk insanı, daha felaketli bir sonuç var. 20 liralık indirim için insanlar birbirlerini ezdiler efendim diyor. 20 lira emin. Bu aslında enflasyonun en doğal sonucu. Çünkü ben de dahil olmak üzere, önce kendimi katarak söyleyeyim, ben de dahil olmak üzere artık hepimiz elimizde bir para olduğunda artık alacağımız şeyin yarın daha pahalı olacağını bilerek alışveriş yapıyoruz. Bu enflasyon algısının toplumda yerleştiği hali. Türk insanı o yüzden artık Türk parasına güvenini kaybetti. Eğer zeytinyağı yokluğundan kaynaklanmıyorsa da en temel olarak tablo onu gösteriyor. İkincisi, ya biz gerçekten emin, deminki konuyla bunu bağdaştırırsak, birleştirirsek, sen burada anlattın, Rusya savaşmadan önce 600 milyar dolar biriktirdi dedin. Çünkü neden? Bir ülkenin en önemli harp gücü bir kere ekonomisi. Olmazsa güçlü bir ekonomisi. Ya bir ülkenin ayçiçek yağının Rusya'dan ve Ukrayna'dan %70'ini, değil mi? Rakam yanlış söylemeyeyim. %70'ini ithal ettiği ham maddesinin ayçiçek yağını ortasında biz konuşuyoruz. Nasıl bu ülke güçlü olabilir ki? Getirdiği şartlar altında kuyruklarda insanların birbirlerini ezmesinden bahsediyoruz ayçiçek yağından. Doğal olarak bu aslında Türkiye'nin o güçlülük algısına da vurulmuş bir tür darbe diye düşünüyorum. Öte yandan da son bir şey söyleyeyim. 2019'da 5 litrelik yağ, o kapışılan yağ 40 liraydı emin. Bugün 2022 150 lira. Burada enflasyonun tek rakamlı olduğuna, yok TÜİK %50 olduğuna, şu olduğuna, bu olduğuna inandırabilir mi bir ülkede? Kesinlikle. Ali Ekber Yıldırım bizimle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza. Kusura bakmayın, Ukrayna çok sıcak ve bir türlü sığışamıyoruz bir yerlere. Aslında bu konu bizim açımızdan daha sıcak bir konu. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Tekrar teşekkür ediyorum ben de. İyi akşamlar, iyi geceler daha doğrusu, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi önemli iki noktayı bir cümleyle söyleyip size bırakacağım. Birisi, üretici enflasyonunun %100'ü geçtiğini biz konuşmuyoruz. Üretici enflasyonu şu an itibariyle resmi veri, yani TÜİK'in resmi verisiyle 105,01. Yani 105. Üretici enflasyonu 105. İkincisi, enflasyonun kendisi tabii ki önemli. İşte Türkiye İstatistik Kurumu bize diyor ki Türkiye'de %54,44 enflasyon. Ama orta ve
alt gelirler için asıl önemli olan kalemler belli. Ev, yani konut, ulaştırma, gıda. Şimdi burada bakınca gıdadaki enflasyonun %65'e dayanmış. 64,47. Buna gelmeden önce ayçiçek yağından buraya gelelim diye sormak istiyorum. Ayçiçek yağımız yok mu? 30 gemi gelmedi diye ayçiçek yağımız biter mi? Bu kadar plansız olabilir miyiz? Evet, ayçiçeği tabii Türkiye için aslında yeni bir konu değil. Gerçekten ben tarım yazmaya başladığımdan bu yana, yani 26 yıldır yakından izliyorum ve o dönemden bu yana göreve gelen bütün tarım bakanları, ya bizim yağlı tohumlarda ciddi bir açığımız var, biz yağlı tohumlar üretimini arttırmak için çaba göstereceğiz, destek sağlayacağız dedi ama bugüne kadar hiçbiri sağlamadı. Bugün geldiğimiz noktada ise artık hani Türkiye'de yağ krizinin konuşulduğu, tabii dünyadaki gelişmelerin de etkisi var ama öncelikle Tarım Bakanlığı'nın kendi verilerine göre, yani ben genellikle Tarım Bakanlığı'nın verilerine, işte Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine dayanarak yazıyorum veya ya elimizde çünkü bu veriler var. Şimdi Tarım Bakanlığı diyor ki Türkiye'nin ayçiçeğinde kendine yeterlilik oranı %64 ve biz %36'sını da ithal ediyoruz. Dünyaya baktığımızda dünyada yılda ortalama 60 milyon ton ayçiçeği üretiliyor. Ve bunun da %53'ünü Rusya ve Ukrayna üretiyor. Yani Ukrayna'nın 2021'deki ayçiçeği üretimi 17 milyon ton. Rusya'nın ise 16 milyon ton. Şimdi iki ülkenin çok ciddi bir üretimi var her şeyden önce. Ve bu iki ülke şu anda savaşta. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin üretimi yağ sanayicilerine göre, Trakya Birliği'ne göre 1 milyon 800, 1 milyon 900 bin ton civarında. Ama TÜİK'e bakarsanız orada 2 milyon 400 bin ton seviyesinde. Burada Türkiye'nin kendi ayçiçeğinden elde ettiği toplam yağ en üst seviyede 700 bin ton oluyor. Ama Türkiye'nin tüketimi 1 milyon 350 bin ton. 400 bin ton da ihracat yapıyor. Yani dışarıdan ya ham yağ alıyor veya ayçiçeği çekirdeğini alıyor. Bunu işliyor. Hem içeride tüketiyor. 400 bin tonunu da Suriye, Irak, Afrika ülkelerine ihracatını gerçekleştiriyor. Burada Türkiye kendi çiçek üretimini, ayçiçeği üretimini arttıramadığı için sürekli dışarıdan bir ithalat yapıyor. Ve ayçiçeği çekirdeğinde de ağırlıklı olarak Bulgaristan, Moldova ve Romanya'dan alıyoruz. Ham yağ olarak da Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. Biraz önce Barış'ın da söylediği gibi, yani bizim yaptığımız ithalatın, ham yağ ithalatında %70'ini Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. Dolayısıyla böyle bir bağımlılık oluştu ve savaş çıkınca tabii oradaki gemiler gelemedi. Piyasada da bir yağ sıkıntısı baş gösterdi. Şimdi bu akşam işte Cumhurbaşkanı'nın sızan bilgilere göre tabii Putin'e bu konuyu açtı ve bir talimat verildi. Bu gemilerin gelmeye başlayacak. Ama gemilerin gelmesi tabii bu sorunu çözmüyor. Yani bizim mutlaka üretimi arttırmamız gerekiyor. Türkiye'nin ayçiçeği üretimini en az bir 3 milyon tona çıkarması gerekiyor. Bunun için altyapısı var, bunun için yeterli toprağı var, çiftçisi var. Hatta bu sene ilave bir avantaj var, o da şu. Sonbaharda buğday eken çiftçiler gübre çok pahalı olduğu için tarlasını boş bıraktı bir bölüm. Yani ekim yapmadı. Bu tarlaları biz şimdi ayçiçeği ekiminde değerlendirebiliriz. Çünkü ayçiçeği Nisan ayında ekimine başlanıyor ve Temmuz'da da hasadı yapılıyor. Yani burada planlama olmadığı için bugüne kadar Türkiye ne yazık ki hep ithalata dayalı. Bu sadece ayçiçeğinde de değil. Mesela o bekleyen gemilerde ayrıca kepek var. Türkiye yılda 1,5 milyon ton civarında bir kepek ithalatı yapıyor. Bunu da Rusya'dan yapıyor. Ve şu anda kepek olmadığı için yem sektöründe de bir sıkıntı var. Biz hep hani ayçiçek yağını, işte yani yağ konuşuyoruz, ekmeği konuşuyoruz ama hayvanların yediği yemde de bir sıkıntı var. Çünkü orada da bir dışa bağımlılığımız var bizim ve
bu gelen gelecek olan gemilerde sadece yağ değil aynı zamanda kepek var, bir miktar buğday var diye tahmin ediyoruz. Peki önemli bir cümle ettin, o arada kaldı, onu biraz açmanı isteyeceğim çünkü kilit nokta orası. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Niçin üretmiyoruz? Niçin biz üretmiyoruz? Tabii ki bir ülkenin